Merhaba arkadaşlar, ben Öznur. Bugün benimle birlikte deney yapmaya hazır olanlar kimler? Evet, süpersiniz. Ama deneyimize geçmeden önce ne yapıyorduk? Her zaman olduğu gibi sizlere minicik bir sorum oluyordu. Arkadaşlar, siz hiç aynı anda hem katı olabilen hem de sıvı olabilen bir madde gördünüz mü? Hayır mı? Çevremizdeki tüm maddelerin temelleri katı, sıvı veya gazdan oluşur. Ancak bugün oluşturacağımız madde hem katı olabiliyor hem de sıvı olabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Çok ilginç, öyle değil mi? İşte bu deney için ben malzemelerimi hazırladım. Sizlerin de hazırlaması için sayıyorum. Eldiven, su, boş bir kap, mısır nişastası, karıştırıcılar ve renkli gıda boyası. Haydi o halde, sizlerin de malzemesi hazırsa deneyimize geçelim. Öncelikle eldivenlerimizi takıyoruz. Evet, şimdi nişastamızı boş kabımızın içerisine döküyoruz. Arkadaşlar, ben nişastamı kabımın ve suyumun ölçüsüne göre göz kararı ayarladım. Ama sizlere bir ölçü vermem gerekirse 2 paket mısır nişastasına yarım litre su tercih edebilirsiniz. Nişastamızı döktük. Şimdi suyumu eklemeden önce suyumuzu renkli gıda boyamızla renklendireceğiz. Ama sizler saf su renginde kullanabilirsiniz. Şimdi nişastamızın üzerine suyumuzu dolduruyoruz. Ancak suyumuzu doldururken bir yandan karıştırmaya başlıyoruz. Gitgide karıştırmak çok zor bir hal alacak. Bu sebeple çırpıcı yerine elinizle karıştırmayı da tercih edebilirsiniz. Bakın ne kadar da zor karıştırılıyor. Nişastamızı karıştırırken dikkat edelim. Eğer suyu fazla gelirse nişasta ekleyebiliriz. Eğer suyu az gelirse üzerine su ekleyebiliriz. Aynı şu şekil olduğu gibi benim biraz daha nişasta eklemem gerekiyor. Bakın nişasta eklendikçe daha da zor karıştırılıyor. Arkadaşlar, bakın benimki dediğim gibi gitgide daha da zor bir hal almaya başladı. Mısır nişastasıyla su karışımında mısır nişastasının içerisine ne kadar çok fazla kuvvet ve sert bir güç uygularsak, aynı şu an güçlü bir şekilde yoğurmaya çalıştığım gibi mısır nişastası daha da sıkılaşıyor ve sertleşiyor. Peki mısır nişastasını serbest bıraktığımızda bakın, ne kadar da sıvı, öyle değil mi? Peki ben nişastaya sert bir şekilde böyle kuvvet uyguladığımda bakın ne kadar da sert bir yüzey oluşuyor. Bakın parmağımı hızlıca sokmaya çalışıyorum. Hızlı sert bir kuvvet uyguluyorum ama parmağım içine girmiyor. Peki yavaşça sokmayı deneyelim. Bakın elim içine giriyor. Şimdi de sert bir şekilde elimizde yoğurmayı deneyelim. Aynen böyle. Hızlı hızlı, kuvvetli bir şekilde elimizde yoğuralım. Bakın ne kadar da güzel katı bir hal aldı. Peki kuvvet uygulamayı bıraktığımızda ne oluyor? İşte bu. Şimdi de sıvı oldu. Haydi şimdi tekrar katı yapalım. Bakın, az önceki gibi kuvveti hızlı hızlı uyguladığımda elimde aynı bir oyun hamuruna benzer bir şekilde bir madde oluştu. Ancak ben bu maddeyi serbest bıraktığımda kuvvet uygulamadığımda sıvı oldu. Bakın maddemiz hem katı olabiliyor hem de sıvı olabiliyor. Bu çok ilginç, öyle değil mi? Peki bu nasıl oldu? Bir madde aynı anda hem sıvı hem de katı nasıl olabildi? Suyla karıştırdığımız mısır nişastası ancak bir kuvvet uyguladığımızda sıkıştırdığımızda katı bir hal aldı. Kuvveti ve sıkıştırmayı bıraktığımızda katı halde olan maddemiz akışkan bir hal alıp sıvıya dönüştü.
Sıvıya dönüşen bu madde katı bir haldeyken o kadar sert ki kurşunu geçirmiyor. Bu sebeple kurşunu geçirmeyen yeleklerde kullanılıyor. İşte katıyken bu kadar sert olan bu maddenin aynı zamanda sıvıya dönüşmesini şu örnekle daha iyi anlayabiliriz. Çok kalabalık bir kaldırımda yürüdüğümüzde insanlara kuvvetli bir şekilde çarparsak ya da sıkıştırılırsak tıpkı deneyimizdeki madde gibi katılaşır hareket edemeyiz. Fakat yavaşlar ve boşluklara hareket edebilirsek tıpkı sıvı maddenin akışkan bir halde yol alması gibi bizler de yürüyebiliriz. Evet, yine bizi çok şaşırtan bir deneyin daha sonuna geldik. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşça kalın.